hava trafik kontrolü bildiriyorlar Gaziantep'e. O hava trafikte bir anda aniden bu notam yayınlanması durumun vehametini ve önemini gösterir. Peki bu noktada, yani burada direkt UFO diyebiliriz. Burada UFO diyebiliriz. Neden Gaziantep? Yani herkes merak ediyor. Yani şimdi, bunlardan biliyoruz da Almanya teknoloji alarak UFO mu üretiyor yani? Gaziantep'teki UFO'lar, Alman UFO'ları ise neden gelmiş olabilirler? Efendim, Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün gazeteci yazar Ali Bektan bizlerle birlikte. Biliyorsunuz kendisinin UFO'larla ilgili çok sayıda kitabı var, teorileri var ve hala yazmaya, araştırmaya devam ediyor. Gaziantep'te uçuşlar iptal edildi. Gökyüzünde belirlenemeyen bir cisim tespit edildi. 12 saat uçuşlar iptal edildi. Yaklaşık 26 uçuşun iptali söz konusuydu. Peki bu cisimler ne anlama geliyor? Ali Bektan'ın çok önemli tespitleri var burada. UFO'lar olabilir, uzaylılar olabilir ama bir de Almanya'nın UFO'ları veya bunu kötü amaçlı kullanacak ülkelerin UFO'ları olabilir diyor Ali Bektan. Hepsini soracağım. Ali hocam, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Gaziantep'te uçuşlar iptal edildi önceki gün. Ve belirlenemeyen bir cisim. Artık belirlenemeyen bir cisim artık... Yani kimliği bilinmeyen cisim UFO'dur. Yani UFO'dur. UFO'dur. Şimdi nedir hocam bunu açıklayacak olursak? Valla şimdi tabii ki büyük ihtimalle kimliği bilinmeyen cisim olsa olsa ancak ve ancak UFO olabilir. Çünkü şekilsel ve UFO'lar çok hızlı süratli hareket ediyorlar. Büyük ışıklar parlak ışıklarla geliyorlar. Ve bizim uçaklarımızın yapamadığı, yani savaş uçaklarının daha yapamadığı bir şekilde çok yüksek süratle aniden kayboluyorlar, aniden çıkabiliyorlar veya sabit bir şekilde kalabiliyorlar. Yani 15 dakika, 20 dakika belki şeyse, bunların tabii süreçleri bazı yerlerde daha fazla. Bir de hız da için. Çok önemli. Ve hız Işık çok hızında. Önemli. Bir anda baktığınızda mesela adam videoları görüyor. Efendim fake olabilir. Tabii arabalarında olabilir. YouTube'da, internette çok videolar var. Ama çok ciddi sitelerdeki videolar var. İnsanlar konuşuyor. İşte dağda çekim yaparken görüntüler çıkıyor falan. Hep baktığınız zaman UFO görünüyor falan. Ondan sonra bir anda yok oluyor bulutların arasında. Yani yer çekimini müthiş bir şekilde sıfırlayıp kaybolabiliyorlar. Biz bunu yapamıyoruz. Bugün uzaya bile bir araç gönderebilmek için, yer çekimi etkisinden kurtarabilmek için yani bilmem kaç milyon litre enerji harcayıp da mekikleri öyle gönderiyorlardı mesela. Bu şeyler bırakıyor. Mekik kendi şeyinden uzaya çıktıktan sonra zaten dönüşü kolay ama çıkarken çekimden kurtulmak çok zor. Evet. Peki bu noktada, yani burada direkt UFO diyebiliriz. Burada UFO diyebiliriz. Çünkü şeyin üzerinde farz edelim ki bir uçak fazla kalamaz. Çünkü uçağın uçması gerekiyor. Yani en azından tur atması gerekiyor. Daire çizmesi gerekiyor. Ki bir de radarı zaten radar tespiti olabilir uçak evet. olsa yani. Ve bunu iki pilot görüyor. Onlar da 9000 fitte uçarlarken ve ondan sonra hava trafik kontrolü bildiriyorlar Gaziantep'e. O hava trafikte bir anda bu cismi tespit ediyor. Ettikten sonra notam yayınlanıyor ki aniden bu notam yayınlanması durumun vehametini ve önemini gösterir. Yani yayın şeylerinden ilgili işte uçak geliyor, gelmiyor, tehlikeli iniş çıkış zordur, problem yaratır, kazaya neden olabilir. Bunun üzerine notam yayınlanıp sistem durduruluyor ve o zaman işte dediğiniz gibi 13 iniş, 13 de kalkış olan uçakların 26 uçuş engelleniyor. 12 saat sonra ancak izin veriyor. Bu olay gece 20 Mayıs gecesinden ertesi güne kadar 11.30'a kadar devam eden bir olay. Yani 12 saat sürüyor. Şimdi bunun benzer olayları Çin'de çok fazla oldu. Yani uzun yıllardır oluyor. Ben şeylerde hatta görüntüleri falan da var. Çin şeyleri ve hemen Çin şeyleri hava yolları kapatıyorlar. Yani Çin'in çeşitli kentlerinde bunlar ortaya çıkmış 2010'dan bu yana. Çok fazla bir şekilde var. En az 5-6 olay var ve havalimanları hemen kapatılıyor uçuşlara. O cisimlerin gittikten sonra zaten yeniden açıyorlar. Benzer Rusya'da oluyor. Tabii o arada hava kuvvetleri de savaş uçakları falan da havalandırılıyor. İşte güvenlik meselesinden ne yapacaklarını izleyebiliyorlar. Yani bir şeyi çatışmaya girmeden zaten bir anda kaybolan bir şeyi süratine ulaşamıyorsunuz. Hocam neden Gaziantep? Yani herkes merak ediyor. Yani şimdi Gaziantep şimdi deprem oldu. Hatay, Gaziantep, belki Maraş o bölgelerde o, çok böyle bir hareketli. Bir ihtimal mi? Belki o bölgeyi incelemek için gelmiş olabilirler. Yani onun da bir şeysini anca öyle bir açıklama yaparız ama dünyanın her yerinde bu olaylar bugün de görülüyor. Belki şu anda şu çekimi yaparken dünyanın bir yerinde Amerika'da, Brezilya'da, Meksika'da bir yerde bir UFO olayları veya bir uzaylının görülme ihtimali var.
oluyor da olabilir. Çünkü inanılmaz bir şekilde geliyor. Tabii dünya dışı yaşam var mı? Evet var. Başka gezegenler, hayatlar, şeyler var. Ben Türklerin uzaylı akrabaları olduğu Mu kıtasından gidenlerin uzaya gittiklerini... Zaten kitaplarınız da var. Türkler ve uzaylılar. Evet. Türkler ve uzaylı ataları. İslamiyet ve uzaylılar da. Amerika'nın uzaysızları. Peki Amerika niye girdi? Amerika Irak girdi. 10 bin yıldır insan yaşıyor. Da büyük uygarlıklar geldi. Sümer, Babil uygarlıkları. Korkunç uygar. Mezopotamya'da. Adamlar onları araştırıyorlar. Yani onların bıraktığı cihazlar, şeyler falan. Tabii bunlar bazen filmlere de yansıyor. Amerikan sinemasına da yansıyor zaman zaman. Hı hı. Bazı şeyler var ama onlar işin film hikayesi tarafından yapıyorlar. Yani bir tane Tom Cruise'un bir filmi var, Mumya. Bir mumya şeyde Mezopotamya, yani Babil'de kalan Sümer uygarlığından şeyden kalan mühürlenmiş falan. Mısır'dan gelmişler falan. Hı hı. O lahdi kaçırıyorlar. O arada baskına geliyorlar falan, çatışmalar şey var. Amerikan ordusu helikopterle onu alıp getiriyor. Yani o benzer şeyleri zaten bunu yaptılar Irak'ta. Onları araştırdılar. Peki Ali Bektan, pilotlar konuşmuş olabilir mi? Yani sizin daha önceki araştırmalarınız... Pilotların sonraki, indikten sonraki şeyini bilemiyoruz. Yani öyle bir açıklamaları hani olsa orada olmuş olabilir ama görüp de bildiriyor. Şimdi en başta pilotlar sağlıklı insanlardır. Hı-hı. Yani... İnanılmaz derecede. Zaten uçaklardaki pilot vardır. Yani pilot hastalanırsa yardımcı pilot devreye girer. Uçuşu eline alır. Ve hatta o kadar tedbirler alınır ki iki pilot ayrı ayrı yemek yer. Yani gıda zehirlenmesine bile oradan düşünürler, engellerler. Yani o yemeği yedi, iki pilot zehirlendi, uçak düşer yani zaten. Yani ikisi birden halüsinasyon zaten görmüş olamaz yani. Öyle bir şey böyle yok. Böyle sağlık durumu yok. En baştaki şahitler hava kuvvetleri pilotlarıdır. Savaş uçaklarında olsun, yolcu uçaklarında olsun. Bu dünyanın her yerinde bu böyledir. Bunlar da yalan söyleyecek insanlar değil. İndiğiniz zaman anlatıyor bunu. Şöyle, görüntüler bir şeyler var. Şimdi tabii uzaylılar ya biz geliyoruz gidiyoruz diye onların umurlarında değil. Çünkü... Arada bir fark vardır. Sizin adam uzayı aşıp bir uzay gemisiyle geliyorsa size, siz zaten daha bunu başaramadınız. Evet. İşin meselesi bu. Ama Amerika için şu vardır. Bütün çalışmaları dünya genelinde istediği şu. Gelenler uzaylılar mı? Yani hangi gezegen veya başka bir gezegenden mi geldiler? Dünya dışı mı? Yoksa Alman Nazi UFO'ları mı? Çünkü Almanlar Aldebaranlarla anlaşma yaptılar. Ve inanılmaz bir şekilde Antarktika'da gizli üsleri kurdular. Yani Alman Nazi UFO'ları tabii, derken... Tabii. Bundan ilgili kitabımız baskıda bekliyor. Onu da... yani şey Nazi UFO'ları... Şimdi çok kısa bu konunun içinde olduğu için bir parantez açacak olursak... Alman Nazi UFO'ları derken şimdi Almanlar uzaya çıktı, uzayda şey mi, UFO mu oluşturdular? Aldebaran yıldız sistemi yani ilgili olarak... var bu Aldebaran yıldız sistemi Boğa burcunda evet. Olanlar. Onlar geliyorlar, gidiyorlar ve gezegenlerin adı da enteresan. Sumi-er, Sumi-an diye iki tane gezegene de sahipler. Sümer'in kökeni bunlar. Yani hı hı. Sümer şeysi oradan geliyor bize. Sümerler Altay dağlarından göç edip Mezopotamya'ya gitmişler 14 bin yıl önce. Yani inanılmaz bir bağlantılar var. Sümer bugün Türk. Bunu kabul ediyoruz. Ama hı hı. Sümer'e kim kendini bağladı? Naziler bağladı. Aryan ırk dediler. İşte Sümerler Aryan ırktır, Sümer soyundan gelen Aryan ırk da bizim atalarımızdır dediler ve bu fikri aşıladılar şey dönemi boyunca, kendi iktidarları dönemince. Peki bu gezegenler ve şeyler içerisinde Almanlar aldığını, mesela ben bir belgeselde Alman halkının şuna inandığını spiker bizzat açıkladı. Biz uzaylılarla anlaştık, teknoloji alıyoruz diye. Ben 20 yıl önce yazdım şu Amerikan Uzay Sırları kitabını. Evet, bunu da gösteriyorum. Amerikan'ın Uzay Sırları kitabında. Bir de Türkler ve Uzaylı Ataları da Mu kıtasının, Atatürk'ün Mu kıtası araştırmasının son şeysidir. Sonra arkasını çevirsen, Sivelov... Burada Amerikalı araştırmacı yazarın şeyi var, iddiası var. Sivelov. ABD uzaylılardan teknoloji alıyordu. Evet. Ben orada 20 sene önce yazmışım. 2003'te yazmışım kitabı. Adam 2015'te gelip bana onay verdi. Yani dedi ki bunları yaptık biz de alıyoruz dedi.
Pardon, neden alıyoruz? İşte burada. Bu da var. Evet. ABD'nin zaten uzaylılardan teknoloji aldığını, sizin yazdığınız kitaplarda vesaire bunlardan biliyoruz da Almanya teknoloji alarak UFO mu üretiyor yani? UFO'ları ürettiler. Ürettiler ve ateş topları. Şimdi her akşam tarih kanallarında belgeselleri var. Almanya'daki teknoloji ve şeysi. Ve savaş sonrası ne yaptılar? Roket teknolojisindeki olan Hermann Oberth gibi ve Von Braun ve ekibi gibi adamları topladılar. 250 bilim adamı bir anda Amerika'ya geldi. Amerikan vatandaşı oldu ve çalışmalara başladılar. Çünkü roket teknolojisi yok. Ve o noktada ateş topları çıktı. Savaş uçakları Almanya üzerinde uçarken Avrupa üzerinde müttefiklerin ateş toplarıyla karşılaşıyorlar. Hı hı. Ateş ediyorlar. Onu ateş etmeleri ancak makinalı tüfek. Daha sonra yeni yeni füze şeyleri falan var. Bir şey olmuyor. Şimdi Alman UFO'larının resimleri, görüntüleri, videoları falan da var YouTube'da. Ve orada Alman UFO'larının içerisinde şu var. Bu ateş topları yaptılar. Fakat silah sistemleri çalışmıyordu. Hmm. Yani bir enerji halkası oluşuyor. Karşı tarafı vuramıyorsun şimdi genel savaş uçağının şeyini. Ama sen öbür tarafta sen de ateş edemiyorsun. Yani Alman UFO'su ateş edemiyor. Bir şey değil. Bir savaş uçağı pozisyonunda değil. Öbürü ateş ettiği zaman onu da vuramıyor. Yani düşmüyor. Ama bunlar kayıtlarda var. Amerikan ordusunun kayıtlarında duruyor. Bütün araştırmacılar onları da söylüyor. Yani işin şeysi. Ve bu şeyler oldu. Fakat savaş ertesinde çok her şeyi konuşuyorlar. İkinci Dünya Savaşı çok inceleniyor belgesellere. Durmadan yenisini yapıyorlar. Fakat orada tabii bazı projeler, gizli projeler ve çalışmalar var. Fakat ilginç olan başka bir şey daha var Almanya'da. Savaş bitmiş. 7 Mayıs günü Almanlar teslim oluyorlar. Hı-hı. Kayıtsız şartsız. O tarihlerde Almanya'dan 250 bin kişi gidiyor. Çekiliyor. Ama bu 250 bin kişi sıradan asker değil. Yani Amerikan cephesinde veya Rus cephesindeki teslim olan adamlar da değil. Bunların hepsi bilim adamlarından tut da işte bir mesleği, bir işi, bir şeyi olan çok kadifiye insanlar. Bu insanlar ortadan kayboluyor. Ya 250 bin kişi kayboluyor. Şimdi 250 bin kişi bir uzayda ülkede, mı? Tabii. Bunlar gittiler. Bunlar yok. Şimdi Alman UFO'larını baktığımız zaman ki burada Turgut abi de açıklayan, Turgut Gürsan'ın da o güzel değerli kitapları var. Bizim Bilge Kanca Yayın Evi'nden de çıktı onlar. Nazi Almanya'sı gizli tarihi diye. O noktada Ay'a ve şeye gittiler. Mars'a gittiler. Kolonileri var yer altında. Ay'da da yeraltı üssü var. Şimdi Ay'da yeraltı üssü olduğu zaman nereye yansıdı? Iron Sky diye bir film. Absürt görürsünüz. Bilim kurgunun absürtü falan filanı gibi görürsünüz. Orada hem enerji kaynağını hem Alman Nazi üssünün olduğunu Ay'da bunu filmde işlediler. Şimdi bu konular şöyle olması lazım. Bir kaynak olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani önemli olan bu. Adam diyor ki abi uzaylılar bilmem ne. Kardeşim mağara resimlerine bakıyorsun. İşte bir gemiyi görmüş. İlkel insanlar bunlar. İnsanlar var. İşte uzun boylu insanlar. Bir kıyafetle gelenler. Astronot kıyafetlere gelenler. Şu bu falan. Ne gördüklerine, tiplerine, şeylerine kadar dünyanın her yerinde var. Amerika'ya gidiyorsun var. Meksika'da var. Geliyorsun uzak doğuda var. Şeyde var. Antarktika'dan bazı görüntüler geliyor bana. 1920'lerde, 30'larda gidip çekilmiş böyle tapınaklar, dev heykeller, uzaylıların şeyleri falan. Onlar saklı. Şimdi hocam bunları ikinci bölümde de detaylı anlatırız da şeyi çok merak ettik. Şimdi siz orada bir virgül koymuştunuz parantez açmadan. Alman UFO'larıysa buradaki Gaziantep'teki UFO'lar Alman UFO'larıysa neden gelmiş olabilirler? Yani ha, onu da işte şey bilemiyoruz ama şöyle amaç şey belli var. Değil. Amaç belli değil. Birincisi bu. İkincisi, ama onlar olması daha mı tehlikeli sizce? Baktığınız yok, tehlikeli derken Amerika için tehlikeli. Çünkü Amerika'ya gizli gizli saldırıyorlar, vuruyorlar. Yani Amerika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yani San Francisco tarafında büyük deniz donanması vardır. Uçak gemileri vardır, bilmem ne falan. Oraların üzerinde ve en son orada görünen görüntüler artık gemilerin üzerine kameralardan olanları açıklamak zorunda kaldılar UFO'ları. Yani 2021 Haziran ayında da çıktılar, dediler ki tamam büyük açıklamalar yapıyoruz ediyordu. Yaptılar. Şimdi en son açıklama Profesör Gary Nolan, patoloji profesörü ve bu adamın çalışmaları var. Daha bu yeni yani internette haberi de duruyor. Nolan'ın UFO açıklamaları. Stanford Üniversitesi patoloji bölümü profesörü herif.
Yani şimdi kalkıp da adam Amerika'da köfteci bir herif değil bu açıklamayı yapan. Bu adam bir komisyon şey yapıyor ve UFO gören şeylerin, pilotların beyinlerini incelemişler şeyde ve bu rapor halinde CIA'ya vermişler. CIA istiyor yani bu araştırmayı. Hmm. Sonra hava olayları ofisi kurulup bunu inceliyor. Çünkü Amerika'da olsun dünyadaki tüm UFO olaylarını inceliyorlar ve o noktada bunu yakalamaya çalışıyorlar. Alman UFO'su mu? Gerçekten dünya dışı başka bir gezegen UFO'su mu diye. Bunlar tabii listeleniyor. Yani Alman UFO'suysa eğer Gaziantep'teki bunlar uzaylı değil. Heh. Ama gerçekten de uzaylılar da olabilir. Ha, tabii. Onun böyle iki ihtimal ayrımını, var. Yani. Analizini yapma derdindeler. Bizde var mı böyle bir araştırma yapabilecek ekip? Valla bizde onu sanmıyorum. Yani bizde bu 2008-14 Haziran'da Tire'ye düşen UFO var. Onu hemen ikinci bölümde konuşacağız. Onu, Tire'ye düşen ben çok merak ettim onu. Şimdi hocam o zaman ilk bölümü kapatalım. E tamam. O iki pilot konuştu mu onu da merak ediyorum. Ama ama geri Nolan'ın şeysi var. Sonuçta Nolan bu olayları inceliyor istihbaratlarına falan. Ayrıca bir tane de 7-8 sene önce bir cisim görüyorum diyor. O hı-hı, cisim için gidiyor üsse. Orada inceliyor, dönüyor, sonrasında da yasak getiriliyor. Yani bu birileri, kadar basit. Yani birileri yani, bunlara engel oluyor, olmaya da devam edecek ama er ya da geç eğer varsa ki böyle bir şey ortaya da çıkacaktır. Çünkü bu kadar kitap boşuna yazılmıyor, bu kadar araştırma boşuna boş yere yapılmıyor diyelim. Ali Bektan'a teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde Tire'deki UFO'ları konuşacağız ve çok Tire'deki gizli... uzaylıya ne oldu? Uzaylıya ne oldu? Uzaylı ortaya çıktı bir de. Yani uzaylı var bir sadece UFO'da değil. Uzaylı görüldü. Ne oldu? Nereye gitti? Nereye kayboldu? Hepsini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.